Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 55. kısım. Fasıl içinde vasıl. Orucun kısımları. Bilmelisin ki emredilmiş orucun bir kısmı farz, bir kısmı mendubtur. Farz olanlar üç ayrılır. Bir kısmı Allah'ın kendiliğinden farz kılmasıyla kula farz olmuştur. Bu kısım Kur'an'a indirildiği Ramazan ayı orucudur. Ya da yolcunun tutamadığı günler karşılığında başka günler tutmasıdır. Bize göre orucunu bozup bozmaması birdir. Bizim dışımızdaki kimselere göre ise orucunu bozduğunda başka günde tutmak farz olur. Aynı şey hasta için geçerlidir. Bir kısmı ise zorunlu bir sebepten dolayı farz olur. Bu kısım ise kefaret orucudur. Bir kısmı ise insanın bir zorlama olmaksızın kendisine farz kılmasını karşılığında Allah tarafından farz kılınır. Bu kısım adak orucudur. Adak cimriden çıkartılan şey demektir. Adak cimrinin zekatıdır. Zikrettiklerimizin dışında farz bir oruç yoktur. Memdup oruca gelirsek bunun bir kısmı zamanla sınırlanmıştır. Buna örnek olarak dolunay günleri, pazartesi, perşembe gibi gün ve aylarda tutulan orucu verebiliriz. Bir kısmı ise hal ile sınırlanmıştır. Buna örnek olarak ise bir gün oruç tutup bir gün bozmayı verebiliriz. Bu en dengeli oruçtur. Başka bir örnek ise Allah yolunda oruç tutmaktır. Bir kısmı ise zamanla sınırlı değildir. Bu ise insanın dilediği zaman gönüllü olarak oruç tutmasıdır. Fasıl içinde vasıl. İlerli görüne farz olan oruç. Önce Ramazan'dan söz edelim. Ardından orucun Orucunun hükümlerinden söz ederiz. Müslim Ebu Hureyre'de Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Ramazan geldiğinde cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kapanır. Şeytanlar zincirlenir. Nesai ise Es-Sünen'inde bu hadise şunu ekler. Her gece birisi şöyle nida eder. Ey iyilik arayanlar geliniz. Ey kötülük arayan kendini tut. Hadisi Nesai Arfeceden o da Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birinden aktarmıştır. Ramazanın gelişi oruca başlamanın sebebi olunca Allah cennetin kapılarını açmıştır. Cennet ise örtmek demektir. Böylelikle oruç tutan Allah'tan başka kimsenin bilmediği örtülü bir davranışa girmiştir. Çünkü oruç terk etmek demektir. Gözlere görünecek şekilde bir şey yapmak anlamındaki ya da oranlarla yapılacak şekilde olumlu bir davranış değildir. Dolayısıyla oruç Allah'tan başka herkesten gizlenmiştir. İnsanın oruç tuttuğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Oruçlu ise şeriat tarafından aç kalan diye değil, kendini tutan anlamında oruçlu diye isimlendirilmiştir. Allah cehennem kapılarını kapatır. Cehennem kapıları kapandığında ise nefesi kendine döner. Böylelikle sıcaklığı katmenleşir ve kendi kendini yemeye başlar. Oruçlu da doğasının hükmü karşısında böyledir. Oruç tuttuğunda doğasının ateşinin kapıları kapatılır ve serinletici şeyleri kullanamayacağı için oruç nedeniyle ilave bir sıcaklık hisseder. Bunun acısını da içinde bulur. Gerçekleşmesiyle rahata ereceğini zannettiği yemeğe karşı arzusu katmerleşir. Böylelikle yiyecek ve içeceklere ulaşma kapısının kapanmasıyla arzusu güçlenir. Şeytanlar zincirlenir. Şeytanlar uzaklık özelliğidir. Oruçlu ise samedanilik yani hiçbir şeye muhtaç olmamak özelliğiyle Allah'a yakındır. Çünkü o misilsiz bir ibadeti yerine getirmektedir. Böylelikle onunla benzeri bir şeyin olmadığı zata yaklaşmaktadır. Bu özelliğe sahip olan kimse hakkında şeytanlar zincire vurulmuş demektir. Bir hadiste şeytan Ademoğlunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Onun dolaşma yerlerini açlık ve susuzluk da daraltınız denilir. Başka bir ifadeyle bu sebepler şeytanın insanda yapmak istediği, onu gereksiz işlere yönlendirmek gibi amaçlara yardımcıdır. Gereksiz işler izin verilmiş davranışlara ilave şeylerdir. Sonra bilmelisin ki Allah sana kendi katından bilgi öğretsin ve her konuda senin için bir bilgi ve hikmet yaratsın. Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir ki bu isim Es-Samet'tir. İsmiyle aynı anlama gelir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi bunu belirtmiştir. Ahmet bin Adi el-Cürcani Nüceh'den, o da Ebu Maşer'den, o da Said el-Mukbiri'den, o da Ebu Hureyre'den, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu aktarır. Ramazan demeyiniz. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir. Bu rivayet zincirinde Ebu Maşer bulunsa bile bu ilmin uzmanları yani isnat uzmanları onun hakkında şöyle demişlerdir. Ebu Maşer zayıf bir ravi olsa bile hadisi yazılır. Bu nedenle de onu dikkate almışlardır. Bu nedenle Allah Ramazan ayı demiş, tek başına Ramazan dememiştir. Ardından şöyle buyurmuştur. Sizden ayı yani hilali gören kimse oruç tutsun. Halbuki Ramazan dememiştir. Bu gibi yorumlarla Ebu Maşer'in aktardığı hadisi güçlenir. Bununla birlikte bilginler, onun hakkında zayıf bir ravi olsa bile hadisi yazılır demiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki teyitleriyle bu hadisin gücü artmıştır. Binaenleyin Allah ibadetler içinde misli olmayan orucu ancak isimlerinden birisiyle isimlendirdiği bir ayda farz kılmıştır. Onun aylar içinde de benzeri yoktur. Çünkü senenin ayları içinde Ramazan'ın dışında Allah'ın kendisini isimlendirdiği bir ay yoktur. Böylelikle şeriat belirli bir aya tahsis edilen özel bir isim getirmiştir. Recep ayının izafesi buna benzemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Recep Allah'ın yasak ayıdır. Binaenaleyin bütün aylar Allah'ın ayıdır. Peygamber Recep ayını burada sadece haram diye nitelemiştir ki Recep haram aylardan biridir. Allah Kur'an-ı Kerim'i bu ayın en üstün gecesi olan ve Kadir gecesi de isimlendirilen gecede indirmiştir. Allah Kendisinde insanlar için rehberlik, açıklama ve furkan bulunan Kur'an-ı Kerim'i Ramazan olması bakımından indirmiştir. İndirilen gecenin Kadir Gecesi olması bakımından ise açıklayıcı bir kitap olarak indirmiştir. Başka bir ifadeyle onun kitap olduğunu açıklayarak indirmiştir. Bir şeyin kitap olmasıyla Kur'an ve furkan olması arasında ise sadece Allah'ın bilen Allah'ı bilenlerin farkına varabileceği farklı mertebeler vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Ramazan denilmesini yasaklamıştır. Çünkü ayette onun benzeri bir şey yoktur buyrulur. Öyle denilseydi hiç kuşkusuz bu isimde bir benzerlik olabilirdi. Böylelikle özellikle aylar arasında benzerinin olmaması için kendisine ay sözünü eklemiştir. Yani Ramazan ayı. Hiçbir şeyin benzeri olmadığı ise her bakımdan kendi mertebesinde kalır. Allah hiç kuşkusuz orucunu farz kılmış ve onun tutulmasını teşvik etmiştir. Ramazan gece ve gündüzü içerdiği için aynı zamanda oruç ve iftarı yani oruç bozmayı içerir. Ramazan ismi ise oruç ve iftar durumunda da bu aya verilir ve bu sayede Allah'ın ismi olan Ramazan'dan ayrışır. Çünkü Allah'a ait olan yemek ve içmek anlamındaki iftar olmayan oruçluluk halidir. Bize ait olan ise iftarı olan oruçtur. Bizim orucumuz bir sınırda sona erer. Bu sınır ise günün dönmesiyle gecenin bitmesi ve güneşin batması arasındaki zamandır. Öyleyse orucun hak için kullanımı insanlar için kullanımına benzemez. Şeriat alemlerin Rabbinin karşısında insanların ayakta durma gününde hakkın tecellisine mazhar olmak için orucun gecesini de ibadetle geçirmeyi teşvik etmiştir. Gerçi hak senenin bütün gecelerinde tecelli eder. Fakat Oruçluların iftarların yaptığı esnada Ramazan'daki tecellisi oruç tutmaksızın yemek yiyen kimseye olan tecellisine benzemez. Çünkü Ramazan'daki iftar emredilmiş ve misli olmamak özelliğiyle nitelenmiş bir terkten yani oruçtan dolayı iftar etmek demektir. Diğeri ise iftar eden diye değil belki yiyen de isimlendirilebilir. Çünkü iftar bölmek ve parçalamak demektir. Oruçlunun iftar vaktindeki bu yemesi oruçla kendilerini engelledikten sonra bağırsaklarını yemek ve içmekle bölmesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Şeytanın hareket yerlerini açlık ve suzullukla da daraltınız. Ramazandaki namaz geceleyindir. Çünkü ayağa kalkmak ancak mahalledeki bir gücün neticesidir. Mahallin güçlerinin nedeni ise gıdadır. Beslenme ise görünmezlik ilişkisi nedeniyle geceliğin olmuştur. Çünkü gücün gıdadan ortaya çıkması hissedilen yani duyumsanan bir şey olmadığı için beslenmeden meydana gelen güç görünmezdir. Ramazan ayı orucu, iftarı, namaz kılmayı ve kılmamayı içerdiği için bir rivayette şöyle denilir. Hiçbiriniz Ramazan'ın tamamını ibadet ve oruçla geçirdim demesin. Hadise aktaran ravi şöyle der. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teskiyeyi mi çirkin gördü yoksa uyumak veya dinlenmeyi mi kastetti bilmiyorum. Şari İstisnai gecenin geçirilişine katmış, gündüzdeki oruca katmamıştır. Hadisi Ebu Davud Ebu Bakir'den, o da Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktarmıştır. Burada iftar, oruçlu yese de yemese de dönmek, yönelmek ve batmak demektir. Ramazan ayında oruç tutmak, Müslüman, yetişkin, akıllı, sağlıklı ve yolcu olmayan herkese farzdır. Söz konusu ay, Şaban ve Şevval ayları arasında 12 aydan bilinen tanımlayan şu belirli aydır. Bu zamanda oruç için belirlenmiş zaman geceler değil gündüzlerdir. Oruç gününün sınırı ise fecrin doğumundan güneşin batımına kadarki zamandır. Bu süre oruç için belirlenmiş günün sınırıdır. Yoksa gündüz olarak bilinen günün sınırı değildir. Çünkü gündüz güneşin doğumundan batımına kadarki süredir. Hiçbir şeyin misli olmadığı kimse el evvel ve el ahir diye nitelendiği gibi ibadetler arasında misli olmayan oruçta ilk başlangıç ve sona sahip olmuştur. Başlangıcı fecrin doğumu, sonu ise güneşin batımıdır. Şari başında sonunda dikkate almadığı şeyi dikkate alarak ki o da sonunda mevcuttu. Orucun başını sonuna benzetmemiştir. Oruçlu sonunda iftar eder, başında ise oruç tutmaya başlar. Batış ve doğuş arasında şafakta bir fark yoktur. Güneşin batışından şafağın batışına kadar veya fecrin doğuşundan güneşin doğumuna kadarki sürede şafağın durumu birdir. Bu nedenle şeriat fecir sözünü kullanmayı tercih etmiştir. Gündüzün ortaya çıkması için fecrin sökmesi ile gecenin geri dönmesi için batışındaki etkisi birdir. Güneş doğmasa bile sabahın sökmesiyle gündüzün dönmesi anlaşıldığı gibi aynı şekilde şafak batmasa bile güneşin batımıyla da gecenin gelişi anlaşılır. Bakınız, şeriatın alemdeki hükümleri ne kadar hikmetlidir. Oruçta başlangıç ile sonu birleştiren şey, oruç tutma zamanı ile iftar zamanının geldiği hakkındaki belirtinin varlığıdır. Bu ise gündüzün dönmesidir. Aynı şekilde fecir ile de gündüz geri döner. Öyleyse Ramazan orucundan daha geneldir. Misal orucu tutan kişiden ilgili bölümde söz edeceğiz. Acaba böyle bir oruç tutan kişi oruçlu sayılabilir mi, sayılamaz mı? Ramazan ayında veya bir başka ayda oruç günü oruç gününün sınırını belirttikten sonra ayın sınırına bakalım. Ay değişilmendirlem bir şeyin en az süresi 29, en çoğu 30 gündür. Bu şahin kendisini bilmekle bizi yükümlü tuttuğu Arap ay takviminin ayıdır. Hesapçıların ayları ise alamet de bilinir. Fakat alametten hareket edenler bir ayı 29, diğerini 30 gün sayar. Şeriat bu konuda hilali görmeyi bulutlu havalarda ise iki sayının büyüğüne dikkate almayı emretmiştir. Hilal görünmediğinde Şaban ve Ramazan ayında durum farklıdır. Çünkü bu konuda Şaban'ı iki sayıdan çoğunu uzatmak ile ki çoğunluğun görüşü budur, azına döndürmek gerektiği hususunda görüş ayrılığı vardır. Sayının azı 29 gündür ve Hanbelilerin ve Onların yolundan gidenlerin görüşü budur. Bu ikisinin dışında farklı görüş ileri sürenlerin, sürenleri ek sünnet dikkate almamıştır. Çünkü onlar böyle yapmakta Allah hakkında izin vermediği bir konuda yasak koymuşlardır. Bu konuda benim görüşüm şudur. Hava bulutluysa gök bilimcilerine ayın konumu sorulmalıdır. Ay görme derecesine girmiş ve hava bulutlu ise buna göre amel ederiz. Görme derecesine ulaşmamışsa sayıyı 30'a tamamlarız. Ay ile hesaplanmayan diğer ayların güneş takvimi de kendilerine gözgü ölçüleri vardır. Bu aylardaki en küçük süre 28 gündür ki bu ay Rumca Fibre yani Şubat diye isimlendirilir. Süresi en uzun olan ise 36 gündür. Bu ise Kıptice Mısra diye isimlendirilen aydır ve Kıpti yılının son ayıdır. Allah'a oruç ibadetimizi yerine getirmek için Müslüman olmayanların aylarını öğrenmemize gerek yoktur. Bu noktada 30'un bitimine gelirsek 30 menzillerin ve bunlar da konaklayan iki konunun sayısıdır. Bu iki konuk ay ve güneştir. Güneş bedenin canlılığını bedenin canlılığının duyuya görünmesini sağlayan ruha benzer. Ay ise artış eksilme bunlarla ilgili olgunlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan nefse benzer. Menziller ise zikrettiğimiz şeylerin hareketli olarak kat ettikleri mesafedir. Çünkü sayıların basitleri ve bileşikleri ay ile ortaya çıkar. Bu bileşik sayılar 21'den 29'a kadar ve bağlacıyla yani tisa ve işrine arada bağlaç olmaksızın 11'den 19'a kadardır. Teklik yani ferdiyet basit sayılarda ki 3'tür ve bileşik sayılarda bulunur. Bileşiklerde ise 30'dur. Sonra sonucun kendisinden ortaya çıktığı üçlemenin tamamlanması için tek üç yerde yenilenir. Bunlar ise basitlerde 3, bağlaçsız bileşik sayılarda 13 ve bağlaçlı bileşik sayılarda ise 23'tür. Böylece kısımlar belirlenmiştir. Ruh var olduğunda canlılığın da var olduğunu görürüz. Burada bir eksiklik veya fazlalık da yoktur. Bu nedenle nefsin bir etkisi olan mevcut bir varlığı yoktur. Söz gelişi kendisine ruh üflendiği halde anne karnında veya doğum esnasında bir cenin ölebilir. Bu nedenle ay 29 günden meydana gelmiştir. Bu durum bilindiğinde Arap aylarının sayısının miktarı da öğrenilir. Hilal görmedi, hilali görmeden günleri saydığımızda adak veya yemin orucu tutmak üzere bir aya niyetlendiğimizde en çoğuyla değil en azıyla amel ederiz. Çünkü en azıyla ayın sınırına ulaşırız ve bu yeterlidir. Ayın en çoğunu ise kendisini dikkate almamız emredilmiş olan yerde dikkate alırız. Bu ise bir mezhebe göre bulutlu havalarda olabileceği gibi hilalin görülmesi buna gerektirebilir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hilali görünce oruç tutunuz, görünce orucunuzu bozunuz.